Değerli izleyenler, EkoTürk ekranlarından herkese iyi akşamlar. Ben Eda Özdemir, Stüdyo New York programına hoş geldiniz. İlerleyen dakikalarda bir New York bağlantımız olacak. Fakat öncesinde Amerikan piyasalarına bir bakalım. Açılış nasıl yapılmış, yön nereye doğru üstünden geçelim. İlk olarak ABD endeksleri geliyor ekranlarınıza. Satış olduğunu söyleyebiliriz. Dow Jones düşüşte %0,40'la ve 31.371 puan civarı bir seyir görülüyor. S&P 500 tarafına baktığımızda orada da düşüş var. %0,80 civarında gerçekleşiyor aşağı yönlü hareket ve 3844 puan seviyeleri de o tarafta kaydediliyor. Bir de teknoloji ayağına Nasdaq Teknoloji Endeksine bakalım. Oradaki düşüşte yaklaşık %1,60 ve 13.950 puan seviyeleri de o tarafta kaydediliyor diyelim. ABD tahvil faizleriyle devam edelim. 2 yıllıklar negatif ayrışıyor şu anki tabloda ve ABD 2 yıllıklarında %3,48'lik düşüş var. %0,11 seviyeleri kaydediliyor diyebiliriz. ABD 10 yıllıklara bakacak olursak %0,37'lik bir yükseliş var o tarafta. %1,37 seviyeleri görülüyor. ABD 30 yıllıklara bakacak olursak da seviye %2,20 civarında ve yükselişte %1,30 olarak gerçekleşiyor. Paritelerle devam edelim. Dolar endeksi hafif de olsa yükselişte %0,06 ile ve 90,15 seviyeleri kaydediliyor şu an. Euro dolar tarafına bakacak olursak ise oradaki yükselişte benzer bir yüzdede ve 1,21 seviyeleri var. Pound dolar tarafında da yükseliş var. Pound'un da euro gibi dolar karşısında yukarı yönlü hareketlerini görüyoruz ve oradaki yükseliş %0,30 civarı gerçekleşiyor. 1,41 seviyeleri kaydediliyor şu an. Dolar yen ve dolar İsviçre frangı tarafındaysa doların yen ve İsviçre frangı karşısında yükselişini takip ediyoruz. Dolar yen tarafında 105,10 seviyeleri %0,02'lik hafif bir prim. Dolar İsviçre frangındaysa 0,90 seviyeleri yükseliş %0,39 civarı olarak gerçekleşiyor. Kripto paralarla devam edelim. Satış var burada da. Bitcoin'deki düşüş sürüyor. Zirve hareketlerinin ardından şu anda düşüşe geçmesi bir konuşuyor olacağız biz de az sonra New York bağlantımıza ve %11,89'luk düşüş var orada. 48.247 dolar 55 centten işlem görüyor an itibarıyla. Bitcoin TL tarafına bakacak olursak da orada da düşüş %11,35 olarak gerçekleşiyor ve 340.235 TL gibi bir gidişattan söz edebiliriz. Diğer bir kripto para Ethereum'da da satış var ve %12,42'lik aşağı yönlü hareketi takip ediyoruz ve 1552 dolar 65 centten işlem görüyor bir diğer kripto para Ethereum. Evet değerli izleyenler, şimdi programımıza konuğumuzla devam ediyoruz ve New York'a gidiyoruz. Turk of America dergisi genel yayın yönetmeni Cemil Özyurt bizlerle. Cemil Bey, hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar Eda Hanım. Teşekkürler. Koronavirüs paketiyle ilgili son durumu değerlendirecek olursak, bütçe komisyonu Joe Biden yönetiminin 1,9 trilyon dolarlık paketini onayladı. Burada ilk ayağa geçirmiş oldu aslında diyebiliriz paketle ilgili. Önümüzdeki günlerde de nihai sonucun geleceğini tahmin ediyoruz. Son konuşulanlar nelerdir paketle ilgili? Pandemi genelinde değerlendirecek olursanız paketin yanı sıra öne çıkan ekonomik anlaşmalar, yenilikler nelerdir? Siz nelerin altını çizersiniz? Evet, dün koronavirüs salgınında Amerika önemli bir mihenk taşına ulaştı. Ölü sayısı 500 bine ulaştı. Ölü sayısının son bir ayda 100 bin artarak, yani Biden'ın göreve geldiği tarihte 400 bindi. Bir ayda 100 bin eklendi bu sayıya ve ölü sayısının 500 bine ulaşması ekonomik paketten olan beklentileri daha da yüksek seviyeye çıkarttı. Zaten Kongre üyeleri ve senatörler de sürekli olarak yardım paketiyle halkın içine düştüğü ekonomik sıkıntının biraz daha hafifletebileceği vurgusunu ön plana çıkartarak beklentiyi daha da artırıyorlar. Mart ayının ikinci yarısı gibi paketin hayata geçmesi ve pakette uygulanacak yardım paketlerinin değişik kısımlara, özellikle en çok etkilenen restoranlar, işletmeler,
yardım paketinin içerisinde yer alan büyük bir kısım da yine bu küçük işletmelere ayrılmış durumda. Yine herkese $1,400 kişi başı gönderilecek paranın sürekli her gün basın tarafından da işleniyor olması halktaki beklentiyi daha da artırıyor. Ama bu aynı zamanda işsizlik oranının da artması, pandemi döneminde işsizliğin artık kronik hale gelme endişesini de ekonomi yönetiminde endişeli hale getiriyor. Paketin son içerisindeki demokratlar ve cumhuriyetçiler arasındaki pazarlıklar devam ederken son rötuşlarla artık nihai halinin verilmesi ve yasalaşması bekleniyor. Bu da ekonomik anlamda piyasalara biraz daha rahatlatması ve gelen yardım paketiyle de harcama limitlerinin, harcama kalemlerinin artırılarak ekonominin biraz daha canlandırılması planlanıyor. Önümüzdeki haftalardan itibaren de artık bu ekonomik pakete son şeklini verip paket çıkacak nihayetinde, ama hani hangi kalemlere ne kadar ayrılacak, demokratlarla cumhuriyetçiler arasındaki pazarlıklar devam ettiği için bir türlü finalize edilemedi. Önümüzdeki günlerde de bu rakamlar netleştirildikten sonra hayata geçirilecek ve onun nasıl bir etki yaratacağı da önümüzdeki süreçte yakinen takip etme imkanımız olacak. Cemil Bey, Fed Başkanı Jeremy Powell da Senato'da eş zamanlı olarak bir sunum yapıyor şu an biz yayın yaparken ve önemli açıklamalara yer veriyor. Onlardan öne çıkanları da paylaşalım seyircilerimizle ve üstüne yorumlayalım isterseniz. Son 3 ayda kayda değer ilerleme sağlayamadık fakat toparlanma yine de bekliyorum diyor. Powell bunun yanı sıra enflasyon bizim %2 uzun vadeli hedefimizin altında olmaya devam ediyor. Pandemi enflasyon üstünde ciddi izler bıraktı. Fiyatlar özellikle pandemiden en çok etkilenen sektörlerde zayıf diyor ve piyasalardaki güçlenmenin bir kısmı ekonomik görünümle ilişkili ifadelerine de yer veriyor. Bir yandan aşı haberlerinin hızlandığını da takip ediyoruz aslında. Özellikle Johnson & Johnson'ın Amerika'da tek doz halinde uygulanacak aşısı da gündemde. İki doz halinde uygulanan aşılarda araya süre girmesinin farklı zorluklar yol açtığı haberleri yapılıyordu. Bunun önüne geçecek bir durum olarak Johnson & Johnson'ın aşısı da var. Aşı tedariği de hızlanıyor bir yandan. Ama son 3 ayda kayda değer bir ilerleme sağlanamadığına ilişkin de açıklamaları var Powell'ın. Siz nasıl ele alırsınız? Açıkçası son 3 aylık dönemde biz yaşadığımız eyalet itibariyle söyleyeyim, ekonomik aktiviteyi artırmak adına acaba restoranlar açık mı, kapalı mı, gittiğimiz yerde full servis veriliyor mu, verilmiyor mu? İnsanlar üzerinde bu tip belirsizlikler de ekonomiye birebir yansıdı. Bir aylık süre zarfında birkaç kez açılıp kapanan işletmeler, açık ya da kapalı olduğundan emin olamadığımız işletmeler, bunların hepsi birebir ekonomik canlılığın önüne geçen faktörler. O geçtiğimiz 3 ayda da kayda değer bir ilerlemenin yaşanmamasının ardındaki gerekçelerden birisi de koronavirüsle ilgili yürütülen mücadelede insanların zihnindeki soru işaretlerinin devam etmesi. Acaba o ekonomik işletme, restoran, mekan, süpermarket vesaire, bunlar açık mı, kapalı mı? İnsanlar gittiklerinde hizmet alabilecekler mi, alamayacaklar mı? Aşının etkileri hakikaten söylenildiği gibi mi, yan etkileri var mı? Aşı olmaktan Amerika nüfusunun 1/3 imtina etti, kaçındı. Bunların hepsini üst üste koyduğumuzda o belirsizlik aslında ekonomik anlamda düşünülen, planlanan gelişmeyi sağlayamadı. Zaten aşıyla ilgili de geçtiğimiz hafta yaşanılan, ülke genelinde yaşanılan ve 150 milyonu etkileyen zorlu hava şartları aşı tedariğini çok zorlaştırdı. Günde yaklaşık 1.7 milyon kişi aşı oluyor ve şu ana kadar da nüfusun yaklaşık %12-13'lük kısmı aşı olabildi. İlk aşıyı olanlar ikinci aşıyı olamadılar bazı eyaletlerde, çünkü aşı tedariğinde sıkıntı yaşandı. Özellikle yolların kapalı olması, kar ve tipi nedeniyle yeterince ulaşımın sağlanamaması gibi nedenlerden ötürü. Şu anda istatistiklere göre vaka sayılarında 2 hafta öncesine göre %40'lık bir düşüş var.
ölü sayısında da yaklaşık %30'a yakın bir düşüş gözlemleniyor. Nitekim New York'ta artık spor müsabakalarına %15 gibi bir katılımla seyirci alınması planlanıyor Mart ayından itibaren. Önümüzdeki haftalardan itibaren ekonomik faaliyetlerin biraz daha canlanacağını, buna ekonomik paketin de 1.9 trilyon dolarlık paketin de eklenmesiyle bu canlılığın daha da artacağını düşünüyorum. Ancak aşıda özellikle hükümetin hedeflediği 100 günde 100 milyon rakamına ulaşılabilmesi ya da Temmuz ayının sonunda ülkenin büyük bir kısmının aşılanması hedefi eğer gerçekleştirilebilirse bu söylediğimiz ekonomik faaliyetler, canlılıklar biraz daha erkene gelebilir. Ama mevsimsel zorluklar da bunun önüne geçti. Belki Temmuz ayında değil de belki Ağustos, Eylül ayını bulabilecek ülke genelindeki tüm aşılama çalışmasının tamamlanması. Peki Cemil Bey, dondurucu soğuklardan siz de bahsettiniz. Hem aşı tedariğinde sıkıntılara yol açtı bu durum, hem de petrol arzında da geçtiğimiz günlerde yaşanan açığı takip ediyorduk aslında. Burada Joe Biden'a büyük bir felaket olarak tanımladı. Özellikle Texas'taki soğuğu, bu soğuk karşısında nasıl yaşam sürüyor? Amerikan medyasında konuşulanlar neler? Biraz da oradaki durumun detaylarını alalım sizden. Texas'ta özellikle 37 kişinin ölümüne neden olan ve bir haftadır etkili olan soğuklardan sonra şu anda tartışılan konu nasıl olur da dünyanın enerji merkezi durumundaki eyaletin böyle bir felaket karşısında bir haftaya yakın elektriksiz ve susuz kalır ve kendi sınırları içerisinde yaşayan 29 milyona yakın kişi mağdur olur. En çok tartışılan, konuşulan konu bu. Hayat şu anda biraz normale dönmeye başlasa da Texas'ta yaşanan bu sıkıntının, felaketin asıl nedeni nedir? Onun üzerine araştırmalar ve tartışmalar devam ediyor. Özellikle 15 milyona yakın insan susuz kaldı. Yaklaşık 5 milyona yakın insan elektrikten faydalanamadı. Tabii bunun ardında yatan en önemli faktörlerden birisi de Texas, ülkenin ulusal şebeke ağının dışında, yani kendi elektrik şebekesi kendisine ait ve Amerika'nın geri kalan eyaletleriyle ve geri kalan kısmıyla direkt bir bağlantısı yok. Onun için böyle bir felaket anında da ülkenin geri kalan, diğer kalan şebekelerinden faydalanma imkanı yoktu. Tartışılan konulardan birisi de Texas hep kendine ait, bu kendine özgü şebekesi, elektrik ağıyla da övünen bir eyaletti. Ancak bu felaketle görüldü ki ülke sisteminin dışında yer almasının bazı handikapları da var. Şu anda en çok konuşulan konu nasıl olur da ülkenin elektrik ve petrol anlamında bir numaralı kaynağı olan bir eyalet bu kadar müşkül duruma düşebilir. Bugünden sonra yapılacak şeyler de özellikle yeterli önlemleri, yeterli felaket öncesinde uyarılara rağmen yeterli önlemleri almayan kamu yetkililerinin, kamu sorumlularının hesap vermesi üzerine. Özellikle felaketin geldiği, hava durumunun çok kötü olduğuyla ilgili açıklamalar yapıldıktan sonra bazı kamu kurumlarının önlem aldığı, ancak yeterince ciddiye almadıkları için bu felaketin yaşandığı yönünde de bir görüş hakim. Texas'ın yaşadığı bu felaket önümüzdeki yıllarda yaşanacak buna benzer felaketlerin önüne geçilmesi için de bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Şu anda kamuoyu ve Texas yönetimi bunun üzerinde yoğunlaşmış durumda. Nitekim New York'tan Kongre üyesi Cortez'in 5 milyon dolara yakın yardım toplayıp gidip bölgede insanlara su, gıda, kıyafet dağıtması yine kamuoyunda konuşulan konulardan birisiydi. Texas'ın kendi senatörü Cancun'a kaçarken New York'tan bir Kongre üyesinin bölgeye gidip yardım yapması dikkatlerden kaçmadı. Evet Cemil Bey, bir de kripto paralara ilişkin Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın sosyal medya üstünden açıklamaları vardı ve orada Bitcoin fiyatlarında sert yükselişler görmüştük. Bu arada sert düşüşlere tanıklık ediyoruz ve Tesla hisseleri üzerinde konuşacak olursak orada da bir düşüş var ve Elon Musk servetinden bir günde 15 milyar dolar kaybetti bu bağlamda. Hem kripto paralardaki bu ani iniş ve çıkışları hem de
Tesla özelindeki gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz? Tamamen kripto paralar üzerinde yürütülen fiyat inişleri ve çıkışları spekülatif olarak devam ediyor. Nitekim bir dönem 3200 dolara kadar inen Bitcoin bir anda 48 bin dolara bir yıl gibi süre zarfında 50 bin dolar seviyesine ulaştı. Açıkçası Amerikan kamuoyunda da gerçi ekonomik çevrelerde de kripto paraların geleceği tartışılırken bu denli spekülatif fiyat artış ve inişlerinin küçük yatırımcıları nasıl koruyabileceği yönünde zaman harcanıyor. Açıkçası bu denli fiyat iniş ve çıkışları acaba piyasadaki küçük yatırımcıların birikimlerinin kaybolmasına, eritilmesine ve bundan faydalanan bir kısmın faydalanan bir yatırımcı kitlesinin olmasına vesile oluyor. Onun için fiyatlardaki bu inişleri ve çıkışları çok spekülatif buluyorum. Özellikle kripto paranın karşılığının da olmaması. Yani gerçi Amerika dolarının da şu anda bir karşılığı yok ama en azından arkasında bir devlet desteği var. Kripto paralarda karşılığında herhangi bir paranın olmaması ya da karşılığında herhangi bir değerli madenin bulunmaması bu denli hızlı iniş ve çıkışlar karşısında da küçük yatırımcıları çok korumasız ve çaresiz bırakıyor. Elon Musk'ın attığı bir tweetle fiyatların yükselmesi ve düşmesi de zaten bu para birimine karşı, kripto para biriminin ne kadar spekülatif bir ortamda seyrettiğinin bir göstergesi. Kripto paralar hiçbir zaman için piyasadan çekilmeyecek, yok olmayacak. Ama bu paralar üzerine yatırım yapanların bu tip spekülatif inişlere ve çıkışlara da hazırlıklı olması gerekiyor. Çok kazananları duyuyoruz elbette, hikayelerini okuyoruz. İşte 3000 dolarla girdi şu anda 2 milyon doları var ya da 5000 dolarla girdi şu anda 1 milyar doları var gibi. Ama bunun yanı sıra pek çok da kayıp hikayesi var. Büyük servetini, parasını kaybeden insanlar, biraz önce Elon Musk'ın örneğinde olduğu gibi. Onun için kripto paralar üzerine uğraşanların bu spekülatif inişlere ve çıkışlara hazırlıklı olmasını tavsiye ederim. Cemil Bey, bir de HSBC'nin hazırladığı bir raporda dijital euro konusu ele alınıyor. Kripto paralardan söz etmişken dijital euro da kullanılmasıyla bunun artık normal bir paranın nasıl piyasada işlem görüyorsa o şekilde yaygınlaşacağı ve kamuoyu insanlar tarafından kullanılabileceği algısı yerleşmişti. Amerika Merkez Bankası'nın da, Avrupa Merkez Bankası'nın da bu açıklamış olduğu gibi kripto paraların merkez bankaları karşısında çok büyük, kurlar karşısında çok büyük bir denge kaybına neden olmaması doğal. Çünkü Amerika bunu test ediyor yaklaşık 3-4 yıldır günlük hayatın içerisinde. Kripto paraların tamamen işlemi, işleyişi ve dünyası farklı. Onun için dünyadaki illegal para trafiği devam ettikçe, yani insanlar uyuşturucudan, silah kaçakçılığından ve buna benzer kara para operasyonları devam ettikçe ben kripto paraların varlığının devam edeceğine ve gücünü koruyacağına inanıyorum. Her ne kadar devletler buna karşı çıksa da, merkez bankaları karşı çıksa da, merkez bir kontrol tarafından dikte edilmediği, kontrol edilmediği için kripto paralar ilgi çekmeye, işlemde kalmaya devam edecek. Bu Amerika'da olduğu gibi Avrupa'da da yine gündemde kalmaya, Avrupa Merkez Bankası'nın karşısına bir rakipmiş gibi çıkartılacak ama kesinlikle bir kur dengesinde bir farklılık yaratacağına ya da kur dengesinde bir zorluk yaratacağına ihtimal vermiyorum. Cemil Bey, bir de Fitch'ten bir değerlendirme var ve küresel gemicilik fiyatları yükseldi ancak durumu sürdürülebilir değil diyor. Kurum bir de 2021 yılında küresel gemi konteyner şirketlerinin güçlü performans göstermeleri bekleniyor ifadelerine de yer veriyor. Pandemi döneminde özellikle sekteye uğrayan sektörleri, turizm bunların başında geliyor. Ayrıca ulaşımdaki sıkıntıları takip ettik. Pek çok sektör etkilendi ama en başta turizm ve ulaşım diyebiliriz. Diğer sektörleri ve Fitch'in bu açıklamasını da göz önünde bulundurduğunuzda yakın ve orta vadede sektörel bazda siz nasıl çıkışlar ya da dönüşümler beklersiniz?
Özellikle pandeminin son bir yıldır insan hayatına yapmış olduğu etkileri göz önüne alırsak, insanların normal yaşantılarında ve tüketim eğilimlerinde çok büyük değişiklikler oldu. Bugüne kadar hiç önem verilmediği ya da önemsenmediği, mesela en basitinden evlere servis, yani süpermarketlerden alışveriş yapıp evlere dağıtım işi mesela özellikle evet. Son bir yılda Amerika'da çok büyük bir ivme yakaladı. Pandeminin insan hayatı üzerindeki etkileri farklı sektörlerin doğmasına neden olurken, aynı zamanda normal hayata dönüşle birlikte bu bir yıllık süre zarfında insanların bastırdığı, hayata geçiremediği, uygulayamadığı planlarını da hayata geçireceklerini düşünürsek, turizm gibi, ulaşım gibi sektörlerde büyük bir hareketlilik, ivme beklenmesi doğal. Özellikle hava yollarında, tatil yerlerinde, tatil merkezlerinde. Çünkü insanlar bir yıldır evlere kapalı kaldılar. Ve bizim kendi çevremizden de bildiğimiz insanlar şu anda yaz aylarında yapacakları tatilin planlamasını yapıyorlar. Hatta bir tatil değil, 2-3 tatil planlayanlar var kendi maddi durumlarına göre. Bu tabii ki insanların bir yılı aşkın süredir yaşadıkları o baskı ortamından çıkıp geri eski normal hayatlarına dönmesinin de vermiş olduğu bir etki olacak. Onun için de biraz önce söylediğiniz sektörlerde bir inme yakalanması, patlama yaşanması doğal olacaktır. Turizm de bunların başında zaten. Evet, Cemil Bey çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için, New York'tan aktardıklarınız için. Ben teşekkür ediyorum Eda Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, görüşmek üzere. Değerli izleyenler, Turk of America dergisi genel yayın yönetmeni Cemil Özyurt'la beraberdik ve New York'tan katıldığı yayınımıza noktalamadan önce şöyle bir Amerikan piyasalarına tekrar üstünden geçelim. Şu anda yön nereye doğru, endekslerde ve vadelilerde, ayrıca kriptolarda bir bakalım. Evet, endeksler geliyor ekranlarınıza. Dow Jones %0,30'la aşağı yönlü hareketini koruyor diyebiliriz. 31.402,37 puan seviyelerinden ilerliyor şu an. S&P 500 tarafındaki düşüş %0,57 ile gerçekleşiyor. 3.854 puan seviyeleri de o tarafta kaydediliyor. Son olarak teknoloji ayağına, Nasdaq Teknoloji Endeksine bakacak olursak 13.071 puan seviyelerini görüyoruz ve %1,12'likte bir düşüş kaydediliyor diyelim. Ve sonuna geldik Stüdyo New York'un değerli izleyenler. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan hemen sonra Dünya Halleri ile Ali Değermenci sizlerle.